Merhaba Şif Devletnet izleyenleri. Şu an karşımızda oldukça lüks, gelişmiş bir Maserati araç var. Bu arabanın özelliği ne diyecek olursanız esasında ipucuyu şuradaki Qualcomm Snapdragon yazısından verebiliriz. Bu araba görmüş olduğunuz gibi Qualcomm tabanlı bir akıllı araba. Akıllı araba ne yapıyor diyecek olursanız, akıllı araba bize daha güvenli bir sürüş veriyor. Daha konforlu bir sürüş veriyor. Tüm arabalarda şurada görmüş olduğunuz park sensörleri var. Bu arabadaki park sensörleri esasında kamerayla desteklenen oldukça gelişmiş bir hale getirilmiş. Mesela şöyle arabanın yanına geçelim. Arabanın aynalarına bakalım. Arabanın dikiz aynası tamamen şuradaki kameradaki görseli bize gösteriyor. Ben mesela şu anda buradayım. Ayağıma doğru bacağımı getirdim. Hemen görebiliyorsunuz kameradan. Bununla ayrıca mesela diyelim kaza yapma olasılığınız yaklaşıyor. Araba kendi kendine hamleler yapabiliyor. Çünkü araba tüm sensörlerden, tüm kameralardan olabilecek her şeyi algılayabiliyor. Ve durumları illa sürücülere bırakmıyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada kamerayla olayları tanıyabiliyor. Hemen arabayı gezmeye devam ediyoruz. Başka neleri var? Şimdi şurada sensörler devam ediyor zaten. Ayrıca kameralar da mesela arabanın arka tarafına kamera gizlenmiş. Şuradaki aynadan kamera da var. Arabanın arka tarafına da bakabiliyor. Aynı şekilde ön tarafında da kamera var. Oldukça ilginç. Teknolojinin nerelere geldiğini gösteriyor. Arabanın dört tarafı kamerayla izlenebiliyor ve sensörleri de var. Hemen iç yapısına da bakalım. Esasında özellik şu içinde görmüş olduğunuz tablet. Eskiden buralarda hep klima, teyp, böyle kontroller oluyor. Burada sadece bir ekran var. Her şeyi buradan halledebiliyorsunuz. Şöyle şuradaki ekrandan da daha net bir şekilde gösterebilirim. Şu anda içeride görmüş olduğunuz gibi akıllı telefonun ekranını yansıtabiliyorsunuz wireless üzerinden. Navigasyona bakabiliyorsunuz. Hem navigasyona bakıp hem akıllı telefonu görüntüleyebiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek pek çok şey şu anda yapılabilir. Yani film izleyebilirsiniz, mobil uygulamaları görüntüleyebilirsiniz, size gelen mailleri okuyabilirsiniz. Aklınıza gelecek tüm teknolojiler bu arabada gizli duruyor. Ayrıca bir ipucu daha verelim. Arabanın göstergesi de şurada görmüş olduğunuz göstergesi de dijital. Yani oldukça dikkat çekici ve heyecanlandırıyor insanı. Gelecekte pek çok şey artık akıllı diyoruz ya. Arabalar da gerçek anlamda akıllı. Şurada görmüş olduğunuz gibi koskoca bir tablet ekranı arabanın konsolu olmuş durumda. Belki ileride tuşlardan tamamen kurtulacağız. Bu arabadaki gibi oldukça dijital bir şekilde arabalar karşımızda olacak. Belki şuradaki vites kutusu bile sanal tuşlu olabilir artık gelecekte. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.